Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz tasarım nokta tesbihimden. Tesbih ve takı tasarımcısı Sayın Burak Taşkın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler ve izleyicilerimizi öncelikle Sayın Burak Taşkın kimdir tanımak tanışmak isteriz. Buyurun. Burak Taşkın 1991 İstanbul doğumlu. Ee, öğrenim Hayatı Meslek Lisesi mezunu, ee, aile şirketiyle başlayıp daha sonradan merakı üzerine e, tesbih ve takı üzerinde ilerleyen internet üzerinden faaliyetlerini devam ettiren bir iş işkoliktir. Ne kadar da güzel. Çok genç e, ve girişimci bir işkolik. Evet. Genç girişimci bir işkolik, değil mi? Evet. Evet. E, peki bu takı tasarım, tesbih tasarım merakınız nasıl başladı? Ya tam anlamıyla hani her insanın e, belli bir e, aklında böyle hani tasarım olarak, tespih olarak, takı üzerine bir merak oluyor. Benimkisi tamamen bir merakla başladı. E, bu merakın üzerine Eşim yani bunu böyle internet sayfasına döktürebiliriz. İnternet sayfasında insanlara da bunu sunabiliriz. Sen nasıl merak ediyorsan, onlar da merak içinde olduğu için tam anlamıyla kendi özelliklerini insanlar üzerinde de devam ettirebilirsin dedi. Ben o şekilde bu işe başladım ve tasarım nokta tespitim sayfasını kurdum. Evet. E, tasarım nokta tespitim sayfasında paylaşımlar yaparak belirli kitlelere ulaştım. İnsanların benden beklentilerini mümkün olduğunca yapmaya çalıştım. İnsanlar e, her mutlu oluşlarında beni bir sonraki adıma ilerlemeye böyle ittiler resmen değil mi? Aynen öyle oldu. E, onun dışında böyle tep güzel tepkiler aldıkça beni daha çok işimde bağımlı hale getirdi ve bu şekilde hala aktif olarak devam ediyorum. Evet. Peki tesbihle mi başladı bu merak? Yani sizin tesbihe olan aşkınız, merakınızla mı başladı? E, tam anlamıyla sadece tesbih diyemeyiz buna. E, bu, bu işin içinde hani tesbih de bir insan üstünde görüntüdür. Bir takı olarak diyebilirim yani. Hani tesbih, onun ön alarak ön, 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 ön yüzük olabilir, hmm. kolye olabilir. Hani bu şekilde bir tasarım yaparak önce kendi üzerimde yaptım. Hani bir tesbih, bir kolye, bir yüzük nasıl? Hani birbirine denk düşebilir. Nasıl böyle güzel bir görüntü yapabilir diye kendi üzerimde başlatarak insanların isteği üzerine de onların istediği modelleri e, piyasaya sürüp e, onları o şekilde mutlu ederek hem kazanç kaynaklı hem de insanları mutlu etme kaynaklı bir başarıya doğru ilerlemek istedim ve hala o şekilde de devam ediyorum. Harika. Ee, ne kadar oldu peki başlayalı bu işi yapmaya? Yaklaşık e, 4 sene oldu sayfayı kurduktan sonra. O şekilde devam etti. İnsanların e, genel bir kitle şimdi şöyle bir şey de var. İnsanlar internet üzerinden alışveriş yaptığı zaman pek inandırıcı Gelmiyor. değil. de Yani doğru, şu doğru. şekilde güvenemiyorlar. Hani karşısındakinin dolandırıcı mı yoksa gerçek bir şahıs mı olduğunu bilmiyorlar. Çok doğru. Ben bu işi yaparken internet üzerinde herhangi bir hani videom veya bir fotoğrafım olarak ekleme yaparak o şekilde gitmedim. Tamamen insanların isteği üzerine isteklerini yaparak onlardan gelen mesajları insanlara tekrardan göstererek sayfamda inandırıcılığımı o şekilde kazandım. Ama insanlar ilk defa beni bu şekilde bir programda konuşurken görecekler diyebilirim yani. Bunlarla çok mutluyum. Ne güzel! Ee, i̇şkolik Burak Taşkını işkolik programında ağırlamakta nasip oldu bize. Şimdi biraz bu güzel tasarımlardan bahsedelim istiyorum ben. Evet söylediğiniz gibi ve tasarladığınız gibi sadece ve sadece tesbihler yok. Evet. Takılar da var ki bunun içerisinde şu an e, göstermiş olduğum bir set var elimde bayan için hazırlanmış bir evet. set. İşte kolyesi, küpeleri ve yüzüğü Doğru. var değil evet. mi? Evet. Peki e, böyle bir tasarımı siz kendi hayallerinizce mi gerçekleştiriyorsunuz yoksa size sipariş mi geçiliyor? Aslında e, bu hayaller daha önce gerçekleşmiş diyebilirim. Hani bu takılar üzerine, tespihler üzerine zaten birçok model piyasada var. Hani insanlar ulaşabiliyor fakat insanlar şunu ulaşamıyor. Hani tespihi alıyor ama o tasarımın düz bir tespihini alıyor. İnsanlar diyor ki bunun üzerinde bir anlam taşıyan bir şey olsun. Hani bizi e, ön plana çıkartacak ya bir eş olabilir. Mesela bir bayan bir er hani eşine bir evet. hediye almak istiyor. Örnekleme diyorum. O hediyeyi alırken orada bir mana taşımasını gerektiren bir şey arz ediyor bizden. Mesela ne olabilir diyor? Diyor ki ben diyor tespih tesbih istiyorum sizden. Fakat o tesbih tanelerinde benim ismim olabilir mi? Mesela Ay. biz o tespi üzerinde e, kendi ismini yazdığımız bir boncuk oluşturuyoruz. O, bon, o boncuk onun üzerinde tespih taneleriyle beraber hani tespih ol, oluşuyor otomatik olarak. Ee, eşine verdiği zaman en azından eşi çektiği zaman orada onun ismini görebiliyor. Mesela onun için değerli bir hediye olmuş olabilir. Hani düz bir tespihten çıkıp tam anlamıyla bir mana gerektiren bir tespih haline gelebiliyor. Takılarda da aynı şekilde. Mesela düz bir kolye yaptırıyorlar. Normal şartlarda piyasaya gittiği zaman mağazaları gezdikleri zaman her zaman düz bir kolye görür. Kalpli bir kolye görür fakat onun üzerine herhangi bir isim yazmaz. Mesela bizden onu isteyebiliyorlar. Hani kalp var fakat orada bizim ismimiz de yazabilir mi? Mesela isim yazıp herhangi istedikleri bir tasarım varsa tasarımı yapıp resim bile koyabiliyoruz yani üzerine. Çok şifre. O şekilde müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. En olmadı en olmadı şunu yapıyorlar. Tabi ismi burada zikretmeyeceğim ben. Ee, sadece şu şunu okuyacağım. Bu kadar da şık bir kutu. Bir saniye şöyle yapalım. Bu kadar da şık kutulara sahip tesbihler aynı zamanda. Gördüğünüz gibi ismi burada okumayalım, göstermeyelim Elif Hanımcığım. E, kutunun üzerinde şu yazıyor. Bu tesbih işte e, Ayşe Fatma'dan tarafından eşi Ali Ali'ye için özel olarak hazırlanmıştır. Ne kadar güzel bir şey. Ne evet. kadar onore edici bir şey. Yani şöyle bir şey, e, en azından evin evin içinde herhangi bir aksesuar olarak bile kullanabiliyorlar. Gerçekten. Yani öyle. Çekmese bile en azından diyor ki eşim bana bunu hani düşünerek aldığı için bir aksesuar şeklinde ya da bir hatıra kutusu olur. Hatıra kutusunda saklayabiliyor. Şu, bu benim çok hoşuma gitti. Şimdi <laughs> tasarımlarınızı yaparken Neye dikkat ediyorsunuz? Örneğin bu tesbihi nasıl hazırladınız? Taşın nedir? İşte bu altın kaplama mıdır? Bu taşlar şuradaki küçücük küçücük o taşlar nedir? Merak ettik hepsini. Neye göre yapıyorsunuz Şimdi bunu? bu tesbih normal şartlarda e, isim ad olarak adlandırırsak zultanit isimli hmm. bir taştır. Yani zultanit taşı 7 tane renge bürünebiliyor. Yani ortamdan tamam. ortama. Mesela Değişiyor. az önce gösterdiğimiz kolye ile bu tespih taş olarak aynıdır. Hmm. Bunu set olarak hani e, eş eşler hani bayan eşi normalde küpe takıp yüzünü takıp hani erkek olan kişi şahıs da tespih olarak eee şeklinde kullanabiliyor. Bu taş Muğla'da e, sadece Türkiye'de Muğla'da e, var. E, 7 tane renge bürünüyor. Çok değerli bir taş. Ortamdan ortama bu kalemun gibi aynı değişiyor değişebiliyor rengi. tamamen taşın kendi özelliğidir herhangi bir yansımayla olan bir şey değil ortam rengine göre rengi oluşuyor taşın diğer imame ve püskülünde olan şeyler e, imamesinin ucundaki o taşlamalar da zirkon taştır o zirkon taş da imamesine bir görsellik vermiştir e, 24 ayar altın kaplamadır zaten renginden de oldukça belli. oldukça kıymetli tabi ee, şunu e, bizden müşterilerimiz tamamen hani altın olarak da isteyebiliyorlar diyorlar ki hani kaplama değil de bize altın şeklinde yap diyebiliyorlar o şekilde siparişlerimiz de oluyor evet. fiyatlandırmalar ona gerek o da göre değişiyor? değişiyor. taş çok değerli bir taş evet o tesbihimizde bu da yine özel evet özel bir tesbih Sıkma keri vardır ee, biz gündemde ona ateş keri var ediyoruz. Ee, Hı -hı. O bir yani, tespih şeklinde geliyor. Tasarımlarını tamamen biz yapıyoruz. Hı -hı. O şekilde satışlarını gerçekleştiriyoruz. Peki taşların özellikleri var mı? Kesinlikle var. Mesela elinizde tuttuğunuz tespih damla keribardır. Hı -hı. Damla keribarın özelliği e, ağaçta damlalar oluşur. Belli bir vakitten sonra toprağa düşer. Hı -hı. Toprağa düştükten asırlar sonra taş haline gelir ve o taş tespih olarak üretime geçer. E, çektikçe belli bir vakitten sonra tespih kokmaya başlar. Mis gibi kokar. O yani ortamı değil mi? bildiğiniz damla kokusu sarmaya başlar. Tabii bu da insanları pozitif yönde etkileyebiliyor. Evet. Peki e, şu an itibariyle internet üzeri satış evet. yapmaktasınız. Bir sayfanız var, oldukça aktif bir sayfa. Evet, doğru. E, takipçisi de çok fazla. Ee, peki ilerleyen zamanlarda home office yerine kendi ofisinizi kurmak istiyor musunuz ya da işte sadece internet sayfasında değil de artık mağazalarımız da olsun. Tabii ki de hani ister istemez düşünüyoruz. Çünkü hani internet üzerinde dediğim gibi hani dolandırıcılar çok olduğu için hani insanlar ister istemez gene bize hani artı yaklaşmıyor. İlk etapta bizi ölçmeye çalışıyorlar. E, ...mağaza fikri de o şekilde çıktı bizden... ...hani mağaza dökümü olarak... ...dedik ki ilerleyen zamanlarda bir mağazamız olur... ...hatta e, patentli olarak internet ismimizi almış bulunmaktayız... E, ...şu an e, aktif hale getirmedik sadece... E, ...mağaza olayını gerçekleştirdiğimizde... ...internet sayfamızı da aktif hale getireceğiz... İnsanlar otomatik olarak... E, ...daha çok güvenli bir şekilde alışveriş yaptığını bilecekler... ...ve o şekilde devam edeceğiz... yani Evet tam anlamıyla müşteri odaklı çalıştığımızı söyleyebilirim yani harika Peki şu an için takılarımız ve tesbihlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında ve hatta yurt dışında da değil mi Evet yurt dışında da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz ee, İngiltere Fransa İran gibi ülkelere şu an hani çok çok sipariş gönderdik diyebilirim yani Peki e, sipariş modelinde değişiklikler oluyor mu? İşte atıyorum İngiltereden daha çok şunu istiyorlar. Ee, orada bu tarz iş olmadığı için e, onlar da internet üzerinden kendi modellerini kendi seçiyorlar. Mesela hmm. bir İngiltere'de bir tesbih mağazası bulamazsınız ama internet üzerinden ulaştıklarında birçok model görebiliyorlar. Mesela bizden model talep ediyorlar. ...ben şu modeli şu şekilde istiyorum... ...dedikleri zaman biz o şekilde... ...onların istedikleri doğrultuda... ...elimizden geldiğince gerçekleştiriyoruz... ...o şekilde yolluyoruz... ...bize zaten hani çok güzel olmuş diye... ...hani çok güzel mesajlar gönderiyorlar... ...hem onlar mutlu oluyor... ...biz para kazansak da yaptığımız işin... ...doğru olduğunu bilerek... ...hani onların da mutlu olduğunu görerek... ...en azından kazanmış olduğumuz parayı... ...diyoruz ki karşımızdaki mutlu oldu da kazandık... Evet. yani bu da çok önemli... ...hani ben bir insana bir işi yaparken tamamen para kazanma odaklı değil de hani onun mutlu olması da benim için çok önemli. O çünkü mutlu olunca ben o parayı hani içim rahat edecek bir şekilde kullanabiliyorum. Evet o gerçekten çok önemli zaten güveni de bana kalırsa bu şekilde evet. sağlamışsınız diye düşünüyorum. Evet son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz neler söylemek istersiniz bu özel tasarımlar için çünkü günümüzde artık tesbihde vazgeçilmez bir aksesuar evet. olarak kullanılmakta. Bizim sayfamızı takip edebilirler. İstedikleri bir şey varsa, istedikleri özel tasarım varsa, elimizden geldiğince zaten yapıyoruz. Hala aktifiz devam ediyoruz. Ee, şunu söyleyebilirim ki ben e, bana gelen müşterilerden gayet memnunum, özel ilgileniyorum. Hani bunun için eşimle beraber çalışıyorum. Hatta sadece kendim ilgilenmiyorum. Ee, Herkesi seviyorum diyebilirim yani. Herkes Sıkıntı sizi yok. takip etsin. Aynen. Ve siparişler e, bol bol gelsin diyorsunuz. Ben hemen siparişi veriyorum. Evet bunda e, gerçekten gözüm kaldı ama nazarım değmez. Kullanıcısına yani sahibine e, güle güle kullansın diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ama siparişimi geçiyorum. Ben de bu, ta, bu tasarımdan de. istiyorum mutlaka. Muhteşem bir şey çünkü. Sayfayı mutlak surette ziyaret edin diyorum ben de. Evet tasarım noktası nokta tesbihimden tesbih ve takı tasarımcısı Sayın Burak Taşkın konuğumuz oldu. Hoşçakalın.